Merhaba sevgili dostlar. Bugün yine karşınızdayız. Motorcu Sohbetleri serimizin bir yeni bölümünü çekiyoruz sizler için. Çok kıymetli bir konuğum, motorcu arkadaşım var. Motorcu bir kadın arkadaşım var. Sevgili Gül Özbizerli. Merhaba Gül, hoş geldin. Merhaba Turan abi, hoş buldum. Hoş buldun. Biz de çok mutlu olduk geldiğin için. Sağ ol, bizi kırmadın. Şimdi Gül Öz'ü tanıyacağız ama motosikletini de tanıyacağız, Gül Öz'ü de tanıyacağız. Ben öncesinde küçük bir ön giriş yapmak istiyorum. Gül'le biz geçen sene Eylül aylarında... Eylül-Ekim gibi tanıştık. Bir ortamda bir araya geldik. Ve kendisi işte motosikletle ilgilendiğini, motor almak istediğini, ekipman almak istediğini söyleyince benim çok ilgimi çekti. Çünkü çevremde motosiklet kullanma arzusunda olan birçok arkadaşımız var. Ama Gül kadar böyle sağlam adımlarla, değil mi? Sağlam adımlarla giden bir sevgili kardeşimizle rastlaşmadığım için elimden geldiğince, dilim döndüğünce ona destek olmaya çalıştık. Ama artık Gül bizlerle gezilerimize de katılıyor. Sevgili Gül, tekrar hoş geldin. Hoş buldum Turan abi. Bize motosikletle ilgili hayata bakışın, bu işe nasıl karar verdin? Ben hatırlıyorum, ehliyetin vardı senin zaten. Daha önce bir girişim olmuş belli ki. Nasıl oldu, bu işlerden birazcık bahseder misin? Ben 2,5-3 yıl önce almaya karar verdim. Yani ehliyetimi aldım, yazıldım. Hı hı. Ama bir türlü cesaret edemedim. Çünkü çevremdeki herkes Ankara'da olmam, bir bayan olmam ve bunun beni çok zorlayacağını, trafikte beni çok sıkıştıracağını söylediler ve çok korktum açıkçası. Trafiğe çıktığımda da biraz çekindim çünkü ben araba da kullanmıyorum. Daha önce trafiğe çıkmadım, öyle bir deneyimim olmadı. Ama geçen yıl memleketime gittim. Orada kuzenimin motoru var. Aa, harika. Ve onu kullandım. Çok güzel. Çok hoşuma gitti. Çok güzeldi. 3 gün kullandım. Kendimi çok iyi hissettim ve sanırım alabilirim diye düşündüm. Arkadaşım da destek oldu ve araştırmaya başladık. O arada da biz tanıştık. Bu arada da sizinle tanıştık zaten. Ama kafamız o kadar karışıktı ki, yani hangi motor alacağız, hangi kıyafetleri alacağız, hangisi daha güvenli, hiçbir şey bilmiyoruz, hiçbir fikrimiz yok. Çevremizde motor kullananlar var ama bu konuda çok yardımcı olmadılar ya da öğretmek başka bir şey herhalde ya da yönlendirmek. Tabii. Daha sonra işte sizinle karşılaştık ve bize hangi motor alacağımızı, bana hangisinin daha iyi gideceğini söylediniz. Bunun üzerine NMAX'i araştırmaya başladık. Bu aslan parçasını. 125 cc. Evet. Çok hoşumuza gitti. Kullandım, denedim nasıl bir şey olduğunu bilmek için. Peki. Ve almaya karar verdik. Evet. Sevgili dostlar, hatırlarsanız biz birçok videomuzda bize soran dostlarımız oldu, takipçilerimiz oldu. Abi ben de şu motoru düşünüyorum, alsam işte rahat kullanır mıyım, biner miyim? Hep söylediğimiz bir şey var, hatırlıyor musunuz? Eğitim. Öncelikle eğitim bu işin olmazsa olmazı demiştik. Bakın Gül çok güzel bir örnek. Onun için ben seninle bir video çekelim, çok arzu ediyordum. Gül bu işe çok kararlı geldi, kararlı adımlar atıyordu. Biz hepimiz gözlemledik. Sevgili Uğur olsun, ben olayım, birlikte olduğumuz Tuhan Rutkay olsun, Kenan olsun. Hepimiz senin attığın adımların çok sağlam adımlar olduğunu görünce hemen dedik ki Gül'e, Gül sen ehliyet sahibisin, motosiklet binebilirsin ama yeterli eğitimin olmayabilir düşüncesi oluştu bizde. Ve Gül'e çok güvendiğimiz bir hocamız, Ulusal Motor'da Vehbi Hoca'yı önerdik. Evet. Gül hiç ikilemedi. Hemen gitti Vehbi Hoca'yla görüştü ve eğitimlerine başladı. Biz hep Gül bana soruyordu, Turan abi ne zaman birlikte bineceğiz? O gün gelecek, bineceğiz demiştik. Sevgili Gül eğitimlerini aldı, motosikletini aldı ve bizimle birlikte, hatta az evvel çekim öncesinde konuşuyoruz. Ya havalar güzel gidiyor, birlikte en kısa zamanda bir tur yapalım dedik. Evet. Şimdi Gül'ün
Başlangıç için tercih etmiş olduğu motor NMAX, Yamaha NMAX 125. Evet. Motorunu alma aşamasında da görüştük Gül'le. Evet. Aldığı kişiyle de tanıştık. Motosikletini çok temiz, çok az kilometredeyken aldı. Ve artık Gül trafiğin içinde vızır 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 geziyor. Şimdi evet. Motosikletinle ilgili konuşuruz. Bizleri izleyen takipçilerimiz var. Hatta birçoğu eşleriyle, kız arkadaşlarıyla takip ediyor bizi. Senin bugün bize konuk olman onun için benim uhdemde çok kıymetli. Motosiklet almayı ya da motosiklete binmeyi arzu eden birçok kadın sürücü adayı var. Evet, çok fazla var. Evet, şimdi hepsi ya motosiklet tehlikeli, şöyle böyle olmaz, evet. Binemem, edemem ya da aileleri işte tehlikeli buluyor, hayır binme diyor, yapma diyor filan. Hadi, evet. Bir de anlat bakalım. Evet, kesinlikle. Ben de çevremde... Bu izleyicilerimize ne söylersin? Ben de çevremde çok karşılaştım. Herkes bu şekilde yaklaştı ve korktum. Bu yüzden 2,5-3 yıl boyunca bekledim. Ama keşke bindiğimde ve eğitimini aldıktan sonra keşke daha önce yapsaydım. Keşke ehliyetimi ilk aldığımda motorumu alsaydım dedim. Evet. Korkulacak hiçbir şey yok. Kendinizi çok iyi hissediyorsunuz. Motora binmeden önce ve motora bindikten sonra bambaşka oluyorsunuz. Harika işte bu. Daha özgürsünüz. Açık havada seyahat ediyorsunuz. Evet, bu çok güzel. Harika. Çok dikkatliyim, çok temkinliyim. Bütün ihtimalleri düşünüyorum. Eğitim mutlaka şart. Evet. Eğitim almalısınız. Ekipmanlarınızı önceden muhakkak edinmelisiniz, almalısınız. Ekipman çok önemli. Bu ya anlamda da... Önce ekipman diyoruz kesinlikle. Ya. Kesinlikle. İşte o... Ekipman konusunda da çok... Yani önümüzde yani çok geniş... Yani ne alacağımı da bilemedim. Yine bu konuda tabii. Turan abiler çok yardımcı oldular. Yani bir yönlendirici şart ya da bu tarz videolar bu konuda çok faydalı olduğunu düşünüyorum. İnanır mısın Gül? Ben de belki binlerce video izledim. Tekrar motosiklete evet. başlayacağım zaman ona keza Kenan da, biz Kenan da diyoruz. Kenan her zaman küçük bir kamera arkasında. Sevgili Kenan da ben de eğitimlerimizi aldıktan sonra çok ciddi araştırmalar yaptık. Kaskımız da öyle bizim elimizden evet. tutan da olmadı. Yani biz daha zor şartlardan yine geldik. Yine ben şanslıyım. Evet. Yo, ama sen zaten belirli bir bakışa sahiptin. Sadece şu mu bu mu kararsızlığındaydın. Onun için çok daha rahat oldu. Peki hala. Ben şimdi bu aşamaların birçoğuna şahit olduğum için söylüyorum. Gül çeşitli marka modellerden kendisine ekipman yaptı. Şimdi şöyle müsaadenle alıyorum. Tabii ki. Gül tercihini Schubert'ten yana kullandı. Şimdi biz Schubert kullanıyoruz diye mi yoksa araştırdın mı? Araştırdım. Araştırdın. Evet. Gül'ün motosikletinin sele altı, bagaj dediğimiz bölgesi kaskını koyabiliyor, eldivenlerini koyabiliyor evet. ve hatta birkaç malzemeni daha yanlara gayet rahatça koyabiliyorsun. Bagaj altı şeyi yeterli mi sence? Malzeme koyma yerin, bagajın yeterli mi? Sana yeterli yani mi? Yani bana yetiyor Turan peki, abi. Peki o zaman şöyle sorayım. Madem yetiyor niçin sırt çantası kullanıyorsun? Hadi bakalım şimdi. Onu cevaplayalım. Evet. Yani aslında sırt çantamı da çok fazla bir şey koymuyorum. Yani evet ben az evvel gördüm bakarken. Aslında içinde, boş yani boş. Hiçbir şey yok. İşte evet. Makyaj malzemesi. Evet söyletmek istediğim buydu işte. Makyaj malzemesi. Tabii ki kadınlarımızın ekstra ihtiyaçları olacak. Onlar için de bir sırt çantası evet. kullanıyorsun. Peki Yamaha'nın çok güzel kışlık eldivenlerini kullanıyor. Evet. Yine Dynes'in. Dynes'in omuz ve dirsek. Dirsek korumalı ve sırt korumalı. Galiba bunun içliği de var değil mi? Evet burada. Evet, içliği de var. Yaz kış kullanabileceği. Evet kışın bunu giyiyorum. Yani havalar soğumaya başladığında kışın kullanmıyorum. Henüz çok başında olduğum için. Bunu giyiniyorum. Yazında bu sadece olmuyor. Mont yalnızca mont giyiniyorum. Yine aynı şekilde çok güzel korumalı. Dynes'in yine. Marka evet. model burada bizim için önemli değil. Mühim olan impact korumaları tam seni güzel koruyacak
ürünler seçmek lazım ki Gül de bunların en güzellerini tercih etti. Eldivenlerini de her daim takıyor. Peki, motosikletine bindin, evinden çıktın. A noktasından B noktasına gidiyorsun. Bir kadın olarak şimdi bana bakış açından bu olayı anlat. Yolda giderken, bu Ankara için konuşmuyorum, birçok ilimiz olabilir bu. Yolda giderken sana karşı nedir tutum? Yani insanlar arabalarıyla üstüne mi geliyor yoksa genelde saygı mı gösteriyor? Nasıl gelişiyor trafikte? Hissiyatın ne bu konuda? Yani açıkçası bir iki tane, o da yanlışlıkla ve beni görmedikleri için bir sıkıştırma durumu oldu. Ama onun dışında hatta şeye çok şaşırdım. Yani bayan olduğum için ve bayan olduğumu fark ettiklerinde bana yol verdiler. Ve çok iyi davrandılar trafikte. Lazım. Yani aslında öyle de olması lazım. Yani başıma hiç böyle olağanüstü bir durum gelmedi açıkçası. Evet, kadın erkek diye motorcuya bakmamak lazım. Can sonuçta. Bir can var o iki tekerleğin üzerinde. Araç kullanıcılarının aynalarını iyi görmeleri, fark etmeleri ve öncelik vermeleri aslında gereken bir durum. İnşallah evet, yavaş yavaş da olacak bu işler. Peki, bana öğrenmek istediğim bir şey daha var. Çünkü bir ipucu aldım demin. Planlarında neler var? Motosikletinde neler yapmayı planlıyorsun? Bizle gezmek dışında. Yine gezmek. Evet. Yani biraz böyle şehir dışına doğru bir seyahat planlıyorum. Evet. Ufak ufak. Yani yakın yerlere. Böyle 2-3 saatlik yollar. Sürüşler. Mesafede olan yerlere. Sürüşler yapmak istiyorsun. Evet, istiyorum. Peki gelelim NMAX'e. Evet. Bu güzel motosikletle neler yapıyorsun? Senin nasıl ihtiyaçlarını karşılıyor? Üzerindeyken ne hissediyorsun? Alıştınız mı birbirinize? Alışmışsınızdır diye düşünüyorum. Alıştık. Evet. Alıştık çünkü aldığımdan beri sürekli bindim. Evet. Ve yakın yerlere gitmeye çalıştım genelde. Hani direkt alır almaz hani ben bir yol yapayım, uzun mesafeler yapayım demedim. Trafiğe çıktım. Sakin olduğu zamanlar çıktım. İlk başta başlarda o şekilde gidiyor. Ama bizim Gül'le geçen en son birlikte motosiklete bindiğimizde bir trafik içine daldık. Hiçbirimiz çıkamadık. Gül aralardan pırt 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 çok güzel giderek. Şimdi gelelim motosikletine. NMAX 125. Hepimizin çok iyi bildiği, tanıdığı bir motosiklet. Kendi gözünle, yani Gül, sen bu motora bindiğin zaman ya şusunu çok beğeniyorum ama ah keşke şurası da şöyle olsaymış dediğin bir şeyler var mı motosikletinle ilgili? Bak çok can alıcı bir soru sana. Evet. Ya yani sanırım şusu da olsa çok mutlu olurdum Turan abi. Ya da bak bu şusu var beni çok rahatlatıyor. Çok seviyorum o yönünü diyebileceğin şeyleri var mı? Şimdi sadece eğitimde, ehliyetim alırken başka bir motor kullandım. Daha evet, sonra NMAX'i kullandım. Hani karşılaştırabileceğim çok fazla bir seçeneğim, imkanım yok. Ama yani mesela motosikleti kullanırken aynalarından arkayı görüşün nasıl? Memnun çok iyi. Memnunum. İyi. Omuzlarını görmüyorsun yani çok fazla. Hayır, görmüyorum. Bakman gereken, görmek istediğin noktaları görebiliyorsun. Aynen. Yani aynalarla alakalı hiçbir problemim peki, yok. Çok rahat arkayı görebiliyorum. Yakıt alırken zorluk çekiyor musun? Hiç çekmiyorum. Hiç çekmiyorsun çünkü çok güzel bir açıkta evet, yakıt doldurma noktası var. Ve çok az yakıyor. Çok az yakıyor. Mesela onu bize birazcık ver. Çok az yakıyor derken ben geçtiğimiz gün bir inceleme yaptım. Honda'nın PCX 2021 modelini inceledim. Orada gördüğüm yakıt değeri beni benden aldı. Sen ne yakıyorsun? Hiç yani böyle kilometrede ne yakıyor? Bilgin var mı o konuda? Ya da depomu dolduruyorum, şu kadar yol gidiyorum diyebileceğim bir kriterin var mı? 250 kilometre gidiyorum yani fulllediğimde. Ve peki ne kadar yakıt doluyor deposu? Ya açıkçası tam olarak bitirmedim. Hiç son bir diş kaldığında böyle yanıp söndüğünde tamam, aldım hep. Bize fikir verir. Hazır mısınız? Hazırım. 36-38 40 lira civarı. 40 peki, lira. Yani evet, arkadaşlar ben bu motosikletin ne kadar yaktığı hakkında fikir sahibiyim. Gül'ün anlatımından da gördüğünüz gibi depoları küçük olduğu için 8 litreler civarında olduğu için
çok az bir paraya dolabilen ama size çok güzel bir mesafe sunan motorlar bunlar. Geçen gün PCX 2021 çekiminde ben 1.8 litreleri gördüm ve inanamadım ama doğrudur ki dur kalk trafikte ve üstüne üstlük daha rodajı yapılmamış bir motor, sıfır motordu o. Haliyle gerçekten çok gaz yakıyorlar. Peki Gülcüm, şimdi kadranın da sana bu kontağımızı çevirdiğimizde şöyle bakalım. Her zamanki gibi depon dolu. Evet. Ben şimdi baktığım zaman trip metren var, total kilometreni görüyorum, saatin var, yakıt göstergesi var. Bir tarafta devir saati mi var? Gazı açtıkça böyle yukarı çıkan evet, bir şey var. Evet, devir saati var. Trip metrelerin var. Yakıt göstergen var ki gayet yeterli. Burada da trip metreni sıfırlayabileceğin butonların var ve evet, select edebileceğin butonların var. Gül, motorun kaç model? 2019. 2019 evet, model. 2800 kilometre olmuş. Ben demin kontağı açınca gördüm. Aldığında kaç kilometredeydi? 2000'deydi. Evet. 1900'lü, 2000'li yani evet, 800 kilometre yol yapmışsın ki 800 kilometreyi şöyle düşünelim. Sakın ha küçümsemeyin dostlar. Ankara'dan çıktık İstanbul'a gittik. İstanbul'dan çıktık Ankara'ya geldik. Oo, 800 evet, küsür kilometre. Evet. Bir hayli yol yapmış. İnşallah bu sene hava ve ortam güzel olursa, pandemi inşallah biterse, Gül'le zaten bir sürü sürüşlerimiz olacak. Videolarımızda evet, göreceksiniz. Evet. Peki motorun ABS, ABS'ydi, fren sistemine sahip. Evet. Motosikletinin lastikleriyle ilgili, ya kayıyor işte beni rahatsız ediyor, frenleriyle ilgili, ya keşke şöyle olsaydı, böyle olsaydı diyeceğim bir şey var mı bize? Yani hiç sıkıntı yaşamadım. Zaten ani fren yaptığımda direkt ABS devreye giriyor. Ve kaydırmıyor bu yüzden. Evet. Ama sadece böyle hafif bir çukurda ya da tümsekte birazcık hızlıysam o beni, yani çok sert oluyor. Bakın işte harika. Yani kullanıcının ağzından bunları duymak bizim için çok kıymetli. Gül neyi anlattı bize? Var olan süspansiyon sisteminin biraz sert olduğundan bahsetti. Neden? Ki hatırlar mısınız? Kenan da XMAX 250'sinde giderken siz o çok güzel rahat rahat gidiyorsunuz. Ben işte bu bozuk yollarda oluyordu sesi. Bu tip motosikletlerde birazcık da motorun yola tutunmasını da özellikle virajlarda sağlamak adına süspansiyon sistemleri birazcık sert olabiliyor. Yani yumuşağın sert tarafında olabiliyor. Gül'ün anlattığı sıkıntı da o, birazcık giderken işte kasise girince evet, sert geliyor. Alttan geri tepme evet, fazla oluyor, sönümleme. Keşke biraz daha yumuşak olsaydı evet, demek istedi. Onun dışında bize anlatmak istediğim motorunla ilgili hiç artçı aldın mı arkana? Hiç almadım. Hiç almadım. Çünkü öyle bir riske girmedim. Bunun için sanırım artçının da eğitim alması evet, gerekiyor. Artçılı bir ve eğitim alması. Ve henüz bunun için iyi değilim. Yani çok çok iyi değilim. Ama NMAX 125 muadillerine göre birazcık daha canlı bir motora sahip arkadaşlar. Hem torkun erken gelmesi hem de güç anlamında muadil motosikletlere göre bir tık daha güçlü tarafta kalıyor. Onun için çok takdir ettiğimiz bir motosiklet zaten. Evet. Bu sınıfta diyebileceğim kadarıyla en iyilerden bir tanesi. Aydınlatmaları olsun, zaten onları hı-hı, biliyorsunuz. Belki ileride uzun yola giderken şu an Gül'ün motosikletinde de tıpkı PCX'in 2021 modelinde olduğu gibi tur camından ziyade süs kısmı, aksesuar kısmı daha öne çıkmış bir cam var ama Gül de ileride arzu ederse, rüzgara çok maruz kalıyorum derse buraya bir tane tur camı takabiliyor. Onun aksesuarı da mevcut. Evet. Onun dışında NMAX 125'i seviyoruz. Gül'ü çok seviyoruz. Ben de sizi. İnşallah. Frenler çok iyi. Yani evet, Turan abi söz ettiğimiz gibi. Yani hem durmak istediğimde hemen durabiliyorum. Evet. Alıyor. Hem arka hem ön. Çok hem canlı. Ön. Ben Vehbi Hoca'nın test alanında
Dururken deneyeceği aşamada bir kullanmıştım motosikletini. Gerçekten hem ön hem arka çok güzel ısırıyor. Yani hemen anında durabiliyorum. Tutup kullanıcısını korkutmuyor. Ve şey hareket etmek istediğinde yani hemen alıyor. Evet. Ve şey gidiyor yani İşte motor. O anlattığım oydu. Evet. Tork çok erken geldiği için 125 cc bir motor olmasına rağmen hemencecik alıp seni hadi gidelim diyen bir yapıya sahip. Yani Gül ne yaptı biliyor musunuz arkadaşlar? Başlangıç motoru olarak bu motoru seçti. Peki başlangıç motoru dedik sahi ya. Bunu seçti dedik. Sonrası var mı Gül? Var. Ya olmaz peki. Mı? Hadi dinleyelim kesmiyor. Bakalım. Hadi yani, dinleyelim bakalım. Şunu hissetmeye başladım. Mesela işte çevre yolundan gidiyorum. Böyle hafif yani hızımı almışım ve gidiyorum. Çok hoşuma gidiyor ve çok hafif tırmanmaya başlıyorum. Tırmanmaya başladığımda ya o hız devam etsin istiyorum ve gitmek istiyorum. Bu anlamda birazcık yavaş kalıyor 125 cc sonuçta. Ama ben bir R25 düşünüyorum. Bak çok güzel. Ve çok heyecanlıyım. Güzel bir seçenek R25. Yamaha R25 çok takdir ettiğimiz bir motor. Kendi grubunda. Hem uzun turlar için binilebilecek hem de biraz daha akselerisi yüksek olan güçlü de bir motosiklet sana da çok yakışacaktır. Teşekkür İnşallah ederim. Kısmet olsun. Evet. İnşallah o motorunla da çekeriz video. Peki Gülcüm, son olarak artık sana şunu sormak istiyorum. Gerçekten kadın motosikletçi olarak bizleri izleyenlere aklında bu düşünceler olan insanlara şunu söyleyebilir misin? Ben bu işin eğitimini aldım. Defensive driving dediğimiz yani kendimi kollayarak motosiklete binme eğitimini aldım. Ve gönül rahatlığıyla artık binip A noktasından B noktasuna motorumla giderim diyebiliyor musun? Kesinlikle, kesinlikle diyorum. Kesinlikle. Peki söylemek istediğin izleyenlerimize bir şey varsa lütfen seni dinleyelim. Ben lütfen korkmayın diyorum. Çevremde de çok var. Motosikleti kullanmayı çok istiyorlar ama çok korkuyorlar ve cesaret edemiyorlar. Ben de korktum ama bir adım attım ve o adımı attığınızda devamı gelecek ve çok keyif alacaksınız. Harika ya. Kendinize çok güveneceksiniz. Kullanmayı öğrenmeye ve bunu yapabildiğinizi gördükçe çok güveneceksiniz. Çok zevk alacaksınız ve vazgeçemeyeceksiniz. Lütfen korkmayın. Peki. Gül böyle söyledi sevgili dostlar. Biz şunu söyledik hep. Kenan hatırlar mısınız? Bir tarihte şey yapmıştık. Kaç kişi motor aldı, kaç kişi ehliyet aldı filan diye böyle bir anketimsi bir şey yapmıştı. Biz oradaki rakamları görünce Kenan'la birbirimize bakıp şok olmuştuk. Arkadaşlar bizleri izlediğiniz, söylemlerimizi dikkate aldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ama biz bu işi yaparken hep güvenli tarafta olmayı, canımıza öncelik vermeyi ve bu şekilde bu işten zevk almayı esas almış kişileriz. Gül de bizim gibi bakıyor bu hayata, motosiklet hayatına böyle bakıyor. Biz de onun için Gül'ü çok seviyoruz ve yakında göreceksiniz Gül'le bir sürü turlara gideceğiz hep birlikte. Bizleri izlediğiniz için, sevgili Gül Öz'ü dinlediğiniz için, bizle beraber olduğunuz için yine çok teşekkür ediyoruz. Motorcu Sohbetleri serimiz devam edecek. Bu Motorcu Sohbetleri serimize göstermiş olduğunuz ilgi için de teşekkür ediyoruz. Lütfen bizleri takip etmeyi, bildirim çanlarınızı, zillerinizi açmayı, abone olmayı unutmuyorsunuz ama tekrar söylüyorum. Instagram'da bizi MotoChat'i, MotoChat.tv'yi takip etmeniz bizim için çok önem taşıyor. Lütfen orada da takibinizi alın bizi. Videolarımız sıralamada yukarıya çıksın. En yakın zamanda sizlere yeni bir videoyla merhaba diyeceğiz. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bugün geldin, bizi kırmadın, birlikte oldun. Ben çok mutluyum konuk ettiğiniz için beni. Estağfurullah. Her zaman inşallah birlikte sürüşlerimizde de takipçilerimiz bizi izleyecek. Hoşça kalın. Hoşça görüşmek kalın. Üzere.